Merhabalar, Çorlu Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Evaloft yeni bir proje. İnşaat yükseliyor. Bizim sponsorumuz aynı zamanda. Biz de Evaloft'a geldik. Bakalım işler nasıl gidiyor. Hemen yanımızda inşaattan sorumlu Şantiye şefimiz yanımızda. Ali Bey burada. Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu iştesiniz? İsmim Ali Haydar Altıntaş. Trakya Üniversitesi'nden 2007 senesinde mezun oldum. Yaklaşık olarak 15 yıldır sektörün içindeyim. Aktif olarak çalışmaktayız. Eva İnşaat'ta proje müdürü olarak görev yapmaktayım. Eva İnşaat'ın en önemli özellikleri nedir? Bu çevredeki inşaatlardan, binalardan kısaca bu bilgi alabilir miyiz? Öncelikle bizi diğer projeden ayıran en büyük özelliğimiz dayanım. Statiğimize çok ağırlık vermemiz, demir ve beton kalitemiz. Depreme en dayanıklı binaların içinde diyebilir miyiz? Kesinlikle ilk 3 diyelim biz. İlk 3'ün kesinlikle içerisindeyiz. Ayrıca ben şeyi çok merak ediyorum. Yenilebilir enerji, işte güneş paneli, yağmur suyu, otoparkı, yüzme havuzu, bunlarla ilgili kısaca bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Zaten yeni çıkan yönetmeliğe göre binaların %5'inin yenilebilir enerjiyle yapılması şart koşuldu. Bizim de çatımıza konulacak olan güneş panelleri sayesinde kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Bu enerji nerelerde kullanılacak? Benim eve de mesela buradan daire alırsam bir katkısı olacak mı? Tabii ki. Ortak alanlarımızın hiçbir tanesi jeneratör destekli olacak şekilde hiçbir tanesinde karanlıkta kalmayacağız. Bir şekilde enerjimiz kesilmeyecek. Ortak alanların tüketimi, elektrik tüketimi bu güneş panellerine sağlanacak. Güneş panellerine zaten depolanıyor enerjimiz. Çok güzel. Gerektiğinde de sisteme dahil olacak. Bunun yanında yağmur suyu mesela çok boşa akıp gidiyor memlekette yağmur suyu. Yaklaşık olarak 90 tonluk yağmur suyu toplama depomuz olacak. Evet, o havuzdan da geri dönüşüm olarak bahçe sulamamızda kullanacağız. Çok güzel. Ayrıca tabii en çok merak eden spor tesisi var mı? Çocuklar için bir proje var mı? Yüzme havuzu var mı? Bunları da bilgiler alırsak. Tabii, projemizde yaklaşık olarak 80 metrekare olacak şekilde bir adet yüzme havuzumuz mevcut. Fitness salonumuz mevcut. Çocuklar için de çocuk oyun alanı yaptık. İnşaatın yüzde kaçı tamamlandı? Bu konuda da bilgi alabilir. Bizim projemiz iki bloktan oluşmakta ama etrafımız kapalı olduğu için mecburen ilk başta ulaşabildiğimiz arka bloktan başladık. Biz ilk temelimizi işte Ocak 6 tarihinde atmış olduk ve yaklaşık olarak 3,5 ayda gördüğünüz gibi 6. kata gelmiş durumdayız. 10 katlı olacak herhalde. Bu blok 9 kat, ön taraftaki bloğumuz 10 kat. Fiyatları müdürden alacağız. Tabii ki. Peki, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Allah kaza bela vermesin. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Evet, Evaloft projesinin şantiye şefi, inşaat mühendisi Ali Bey'den bilgileri aldık. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tür sponsorlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Hemen şimdi biraz Evaloft'un nasıl olacak görsellerini sizle paylaşalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.